Danış ata. Töre vaktidir, oğlumu yargılayalım. Sanık getirilsin. Yasavul söylesin. Batuk Ategin, töre yasadır. Töre kanun bile üstündedir. Sen töreyi çiğnedin, yargılanma talep ettin. Ben de gök yasavulu olarak seni tutukladım. Şimdi de yargılanacaksın. İşittin mi? İşittim. Aykucu söylesin. Türk kurultayı. Sağ bekler, sol bekler. Dokuz kutlu yasamızın dokuzuncusu der ki, her kim yalan söyleye, dili alana. Her kim hanına yalan söyleye, canı alana. Batuk Ategin 15 bahar boyunca aklını saklamıştır. Şimdi 15 bahar boyunca Ulu Kağan'a ve töremize yalan söyleme suçundan yargılanacaktır.
kurultayın kararından sonra yarlık Kaan'ımdır. Tanık sorgulansın. Batuga Tegin'in aklı olduğunu ne zamandır bilirdin? Göksaray'a esir düştüğümden beri. Sana kendi mi söyledi? Onuruma ve canıma kasteden Gökben başından beni kurtardı. Öyle öğrendim. Yani pençe olmakla kalmadın, hana söylenen yalana da kaç dolunaydır ortak oldun. Öyle mi? Ne yapsaydım? Babası tarafından akılsızlığa mahkum edilmiş dağın oğlunu ölüme mi gönderseydim? Tanık sorgulansın. Töreye göre kime yalan söylemişsem soruları ondan işitmek hakkımdır. Yüzleşmek mi istersin? Sen istemez misin? Bana niye yalan söyledin? Anasının öcünün peşine düşen bir Tegin'in canı alınmaz mı? Koskoca Alpagohan. Eli ayağı olmayan küçücük bir çocuktan mı korktun? Büyümeyecek miydin? Şimdi büyüdüm. Yenebilir miyim seni? Elim var mı? Ayağım var mı? Alabilir miyim anamın öcünü? Aklın yetmez mi öcünü almaya? Ben cevabımı aldım. Sen hala sorar mısın bana? Sana neden yalan söyledim diye. O gün aklımı kaybettim sandın diye canımı bağışladım. İmdi tahtında aklın sayesinde oturursun. Tuzağına düştünüz. Balamir Yabgu hepinizi kandırdı. Hepinizi!